Merhaba değerli izleyiciler. Biliyoruz ki Kur'an-ı Hakim'de bazı peygamberlerin aleyhisselam kıssaları anlatılır. Maksat o peygamberlerin hayatları hakkında malumat vermek değildir. Maksat o kıssalar üzerinden evrensel mesajlar paylaşmaktır. Dolayısıyla biz hangi kıssayı okursak okuyalım, o kıssadan payımıza düşen nedir? Bize bakan mesaj nedir? Ona yoğunlaşmamız lazım. Kur'an'da geçen peygamber kıssalarının birisi de Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam ile çok yaşlı vaziyette de Zekeriya Aleyhisselam oğlu, düzeltiyorum eşi İsa'nın veya Elizabeth, onun çocuğudur Yahya Aleyhisselam. Zekeriya Aleyhisselam'ın duasına bağlı olarak Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. İsmi de Yahya diye koyduğunu ifade etmiştir. Yahya, yaşayan demek. Hani biz kız ve erkek çocuklarımıza da bazen yaşar ismini koyarız ya. İşte Yahya bir anlamda yaşar demek, yaşayan demek, yaşayacak olan demek. Cenab-ı Hak böyle bir ismi Yahya Aleyhisselam'a koymuştur. Şimdi Yahya Aleyhisselam'ın kıssası hem Ali İmran suresinde hem de Meryem suresinde kısaca ifade ediliyor. Ben Meryem suresindeki ayetleri, hangi ayetler? 12, 13, 14 ve 15. ayetleri dikkate alarak çok kısa olarak Yahya Aleyhisselam'ın kıssası üzerinden bize hangi mesajlar veriliyor ona uzaktan işarette bulunmak istiyorum. Bu kıssanın başında yani Meryem Suresi'nin 12. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya Yahya, ey Yahya, hudül kitabe bi kuvve. Allah'ın indirdiği kitabı sımsıkı bir şekilde tut, o kitaba yapış diyor. Peki buradan biz ne anlıyoruz ya da ne anlamalıyız? Bize indirilmiş olan kitaba da biz sımsıkı tutunmamız lazım. Bütün kuvvetimizle odaklanmamız lazım. Hangi kitaba? Elbette Kur'an-ı Hakim'e ve büyük kitap olan kainat kitabına. Allah'ın iç kitabı var ya, Kur'an Allah'ın kelam sıfatıyla bize konuşması, kainat veya varlık alemi de Rabbimizin irade ve kudretiyle, fiilleriyle daha tabiri caizse konuşmasıdır. Dolayısıyla biz kitaba, Kur'an'a diyelim daha dar anlamıyla yapışmakla emrolunuyoruz. Uzaktan okumakla, tilavet yetinmekle değil, ya kuvvet kelimesi geçiyor. Hudül kitabı kuvvet. Güçlü bir biçimde odaklanarak Kur'an'a yoğunlaş mesajı var burada. Peki Yahya Aleyhisselam'a bu emre bağlı olarak nelerin verildiği ifade olunuyor? Bunu şimdi Kur'an'a uyarlayarak ben şöyle kendimce meallendiriyorum. İlgili ayetleri düşünmek suretiyle. Uzamasın diye ayetlerin orijinalini okumayacağım. Eğer biz Kur'an'a sıkı sıkıya sarılırsak, Kur'an'ı mesajla bütünleşirsek, bir, bize doğru hüküm verme özelliği bahşedilir. Yahya'ya bahşedildi. Yahya kitaba sıkı sıkıya sarıldı Aleyhisselam. Biz de eğer Kur'an'a sıkı sıkıya yapışırsak, mesajlarına yoğunlaşırsak, doğru hüküm verme, doğru değerlendirmede bulunma, doğru tespitler yapma özelliğine kavuşuruz. İçin Kur'an yaratıcının mesajı olduğu için, hakim olanın mesajı olduğu için doğru hüküm veririz. İkincisi, Yahya Aleyhisselam bütün kuvvetiyle kitaba sarılınca, yapışınca Allah ona hanin olma özelliği verdi. Eğer biz de Kur'an'a sıkı sıkıya yapışır, onun mesajlarına odaklanırsak biz de halim olma vasfı kazanırız. Yani yumuşak davranma, şiddetten uzak kalma, merhamet eksenli muamele yapma özelliği elde ederiz. İkincisi bu. Üçüncüsü, Yahya Aleyhisselam kitaba sıkı sıkıya sarıldı, yapıştı. Cenab-ı Hak ona zeka temizlemek, maddi ve manevi temizlik ihsan etti. Beden ve ruh temizliği bahşeyledi. Biz de eğer Kur'an'a, Kur'an'ın mesajlarına güçlü bir biçimde bağlanırsak, o mesajları hayatımıza hayat edinirsek, biz de bedenen, ruhen, hissen temiz bir hale ulaşırız.
temiz bir vaziyet bize ihsan edilir. Dördüncüsü, Yahya Aleyhisselam Allah'ın indirdiği kitaba sıkı sıkıya bağlandı, yapıştı. Allah ona takva ihsan eyledi. Müttaki oğlum, biz de eğer Kur'an'a aynı şekilde Kur'an mesajlarına odaklanırsak saygılı oluruz. Allah'a karşı saygılı oluruz. Onun hükümlerini çiğnemekten uzak kalırız. Sakınmak bu demek ya, ya da takva sakınmak demek ya, takva elbisesini bürünmüş, takva elbisesini kuşatmış oluruz. Beşincisi, Yahya Aleyhisselam Allah'ın gönderdiği kitaba yapışınca, sıkı sıkıya tutununca anne ve babasına iyi davranma özelliği ona bahşedildi. Buna bir diyor Kur'an, bir. Biz de eğer Kur'an'a, Kur'an'ın mesajlara odaklanırsak, biz de kendi ebeveynimize, annemize, babamıza karşı şefkatle, iyilikle davranma konusunda bir bilinç elde ederiz. Altıncısı, Yahya Aleyhisselam kitaba, Allah'ın kitabına sıkı sıkıya yapıştı, bağlandı ve Allah onu zorba olmaktan, baskıcı olmaktan, şakî olmaktan, cebbar olmaktan muhafaza eyledi. Bize çıkan mesaj şu, eğer biz de Kur'an'a yapışırsak, Kur'an'a tutunursak, Kur'an'ı mesajlarla hemhal olursak, o oranda biz de katı olmaktan, cebbar olmaktan, zorba olmaktan uzak kalırız, şakî olmaktan uzak kalırız, saîd oluruz, mutlu oluruz, samimi oluruz, baskıcı olmaktan uzak kalır, kucaklayıcı oluruz herkesi. Ve nihayet bütün bu altı özelliğe bağlı olarak sanki bunların bir sonucu gibi Yahya Aleyhisselam'ın kıssasında şöyle zikrolunuyor ya da olay sonuçlandırılıyor mealen. Ona, yani Yahya Aleyhisselam'a doğduğu günde, öldüğü günde ve tekrar dirileceği günde selam olsun, esenlik olsun. Buradan bize verilen mesaj şu diye anlaşılıyor. Biz de eğer Allah'ın kitabına sarılırsak, hem dar anlamda Kur'an'a hem geniş anlamda kainattaki ilahi mesajlara yapışırsak, uygun davranırsak, o takdirde bizim de hem doğduğumuz gün, hem öldüğümüz gün, hem yeniden dirildiğimiz gün esenliklerle, selametle dolu olur. Allah hepimize bu mesajlar çerçevesinde hayat geçirmeyi ihsan eylesin. Hayatımız esenlikle, selametle geçsin. Ahiretimiz esenlikle ve selametle geçsin. Müzik